Uzun yıllar şirketlerde yöneticilik yaptı. Son 5 yıldırsa farklı şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor. Aynı zamanda bir mentor ve danışman. Özge Bulut Maraşlı ile beraberiz. Merhaba Özge Hanım, nasılsınız? Merhaba Tülay Hanım, teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizi yakından tanıtalım istiyorum. Ben şimdi son 5 yıldır farklı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor dedim. Önce bu 5 yıldır hangi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapıyorsunuz? Onların isimlerini saymanızı rica edeceğim. Sonra da çocukluğunuza dönüp doğduğunuz yıldan, yerden ve aileden itibaren biraz sizi tanıyalım istiyorum. Anlatmanızı rica edeceğim. Tülay Hanım, teşekkür ederim. Ben aslına bakarsanız son 5 yıldan beri çalıştığım grupların dışında yönetim kurulu üyelikleri yapmaktayım. Yönetim kurulu üyeliği konusuna da uzun yıllardan beri gönül vermişliğim vardı. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerini ilk defa 2001 yılında Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaparken öğrendim. Ve kurumsal yönetim ilkelerinin tüm dünyada fırtına gibi estiği, diyebilirim ki batılı ülkelerin tamamının benimsediği, bütün kurallarında ilk defa Türkiye'nin kapısından girdiği yıllardı. Ve orada bunun ilkesel olarak önemli bir kavram olduğunu biliyordum. Bundan 5 yıl evvel iki farklı grup yönetim kurulu üyeliği, bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile ilgili eğitime davet etti. Bunlardan birisi Rogers Bernstein şirketiydi. Sevgili Ayşe Öztun'a bir program organize etmişti. Uluslararası bir şirketin çatısı altında çalışıyorlardı. Ve ben o programa katıldım. Ve bir baktım ki çok saygıyla takip ettiğim profesyonellerin bir kısmı profesyonel yaşamlarını farklı bir mecraya kaydırmışlar ve yönetim kurulu üyeliklerine hazırlanıyorlar. Bu benim için tabii ki çok etkileyici, önemli bir konu haline geldi. Derken bazen fikrinizi de çağırabiliyorsunuz olmak istediğiniz şeye giden yolu. Fikrim buyken bir gün Arzu Han Doğan Yalçın Dağ ile birlikte çalışıyorduk Doğan Televizyon'da. Ben Uluslararası Stratejiler ve Satış ve Dağıtım Bölümünün grup başkanlığını yapıyordum. İcra kurulu üyesiydim. Grubun içerisindeki yatırımlarda yönetim kurulu üyeliğim vardı ama bağımsız yönetim kurulu üyesi değildim. Bir yazı gelmiş. Bana dedi ki Özge, bir davet geldi dedi. Burada da benim arkadaşlarım, iş dünyası çok büyük bir yürekle destekliyoruz yönetim kurullarında kadınların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına. 2 yıllık bir eğitim var ve ben bizim gruptan seni aday gösterdim. Senin bu 2 yıllık eğitime tabi olman gerekiyor. Bunu aslında bizi izleyenlerin kafalarında tutmasını arzu ederim. Çünkü çok enteresandır. Master hikayem de böyle bir hikayedir. Ben bir an dedim ki böyle bir şey olamaz ya. Ben bu kadar kafamdan geçiriyorum ve böyle bir şey söyleniyor. Tabii dedim, çok da teşekkür ettim. Minnettar da kaldım. Ve bu programa dahil oldum. Bu programın güzelliği sadece bağımsız yönetim kurulu üyesi olmanıza yardım ve destek değil. Aynı zamanda şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının, ana hissedarların mentorluk yapması, bu kişilere, bu adaylara mentorluk yapması. Neyse bir dönem bitmişti. Yani bir dönem boyunca yaklaşık 50 kadın, 50 C-level kadın bu eğitime tabi olmuştu. Ben de ikinci dönem olarak açıklıyorlar mentorlar kimler olacak diye. Mustafa Koç'la beni eşleştirmişler. Çok heyecan yaşadım tabii. Yani çünkü Türkiye'nin bence 3 büyük grubunun ikinci jenerasyonunun ilk temsilcisi
birileriyle çalışma imkanı oldu. Güler Hanım'la çalıştım Sabancı grubunda. Sonra döndüm Doğan Holding'de Arzu Hanım'la çalıştım. Ve mentorum da Koç grubunda Mustafa Koç olacak. Çok büyük bir heyecan yaşadım. Bunu tabii ki bir şans olarak addediyorum ama ben de şansını sonuna kadar zorlayan insanlardan olduğumu da zaman zaman kendime hatırlatıyorum. Sadece şansla da bazen ilgisi olmayabiliyor. Bu 2 yıllık eğitimin sonunda dediler ki bağımsız yönetim kurulu üyesi olabileceğiniz şirketlere sizi referans olarak veriyoruz. Çok hoş bir şey oldu. Ebru Dorman o zaman MG grubun yönetim kurulunda yer alıyordu ve dedi ki sen startupları da çok meraklısın. Biz Starters Hub diye bir şirketimiz var. Oraya o da girişim sermayesi temsilinde. Halka açık şirketleri de biliyorsun oraya gelir misin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak. Tabii ben çok büyük bir memnuniyetle bunu kabul ettim. İlk yönetim kurulu üyeliğim oldu. Daha sonra Park Holding beni davet etti. Park Holding'de bir ikinci yönetim kurulu üyeliğim oldu. Çok yeni Blue TV'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak dahil oldum Blue TV'ye. Kuruluşunda çalışmıştım ama 5 yıldan beri bir temasım yoktu. Şu anda onlar da dünya büyüğü Discovery ile ortak oldular ve beni bu yönetim kuruluna davet ettiler. Onlara dahil oldum. Ama bunun yanı sıra grup şirketlerinde yaklaşık bir 10 yıldan beri de çeşitli roller alıyordum. Aile şirketimiz var. Aile şirketimizde de babamı kaybedene kadar yönetim kurulu başkanlığı rolü babama aitti. Babamı kaybettik maalesef 1,5 yıl önce. Aile benim yönetim kurulu başkanlığı görevini almamı istedi. Özetle böyle bir yoldan geçtim Tülay Hanım. Kısa soruya uzun cevap verdim ama bizce yönetim kurullarında kadınların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasının çok kritik bir anlamı var. Sizin yaptığınız program içinde anlamlı olacağını düşündüğüm için bu yolculuktan bahsetme ihtiyacı duydum. Daha iyi oldu böyle. Çok sevindim. Bunu ayrıca yine konuşacağız. Hani YK'da Evet. olmak çok zor. Yönetim kurulunda kadın derneği de bu yüzden var. Böyle iğneyle kuyu kazar gibi uğraşıyor. Uğraşıyor, Sayı artsın diye. Bir madde madde söyler misiniz? Hangi şirketlerdi bunlar şu anda bir şu firma? anda bugün itibariyle baktığımızda ben Fark Holding'de, Fark Grup, yönetim kurulu başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter'dir. Fark Holding'de bağımsız yönetim kurulu üyesiyim, bir de Blue TV'de. Startersabı bıraktım. Çünkü halihazırda yaptığım danışmanlıklarım da vardı. Starters Hub'la bıraktık. Şimdi 2 şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Onun haricinde diğer yönetim kurulu üyeliklerimde Doğan Müzik şirketi var. My Prodüksiyon şirketi var. Orada yönetici ortak olarak çalışıyorum. Babu Mühendislik AŞ var. Bir de Slow Türk Radyo var. Sayamadım kaç tane oldu. Valla 6 tane şirket var bağlantılı oldum. Bir de 2 tane de bağımsız yönetim kurulu var. Yine 8. ben yine geleceğim çünkü hakikaten Tamam. bu kadar şirkette yönetim kurulu üyesi olmak nihayetinde siz biblo için orada değilsiniz. Yani taşın altına elinizi koymuş şirketlerin yönetimindesiniz. Ağır bir iş Evet. çünkü nasıl yaptığınızı açıkçası merak ediyorum ama şimdi geriye dönelim. Ben yine soruyu Tamam. geriye alıyorum. Buyurun. Çok da gençsiniz. Hani bu kadar genç yaşta bu kadar başarı. Kaç yılında nerede doğdunuz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Hangi okullarda eğitim aldınız? Hangi şirketlerde çalıştınız? Özetlerseniz çok sevinirim. Tamam. Özetim yönetim kurulu üyeliğini anlattığım gibi olmayacak. Daha hızlı anlatacağım. Yok yok. Süre soru açısından Süre sorduğum sorun için değil. endişe Tamam. ettim. Rahatsız oldum. Peki. O benim televizyonculuk refleksimden Tülay Hanım. Gayri ihtiyari zamanı azıcık gözetme ihtiyacı duyuyorum. Şöyle, ben 1970 yılında Adana'da doğdum. Babam maden ve metalürji mühendisi. Annem ise
Öğretmenlik diplomasını almış ama hiç yapmamış bir ev hanımı, öyle söyleyeyim. Üç kız kardeşiz. Ve babam gayet kalabalık bir aileden geliyor, ataerkil bir aile. Fakat ben babamı hatırladığım günden beri kız kardeşlerine de çok kıymet verirdi. Annesine, halasına, teyzesine, yani çok nasıl diyeyim, hani Allah dağına göre kar verir ya, babama o yüzden üç kız vermiş, öyle söylemem lazım. Bilime çok inanırdı. Annem hepimizin çok iyi eğitimli olması konusunda aşırı disiplinli, kontrollü, adeta eğitim hayatında öğrendiklerini bizim üzerimizde egzersizini bizzat yapan bir anne oldu. Tam bir orta direk ailesiydi. Babam genç yaşta çimento fabrikalarında üst düzey yönetici yaptı. Sonra da kendi işini yapmaya karar verdi. Ben 15 yaşındaydım. Kendi şirketini kurdu. Kırıcı ve delici hava makinaları üreten bir şirket oldu. Üretime çok inanırdı. Teknik üniversiteli olduğu için de Türkiye'nin kalkınma hikayesinde, devlet su işlerinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda hakikaten gönülden çalışmış, kendi ismine yani bulduğu kuyuların üzerinde kendi ismi olan, ülkesini çok seven, insanların istihdamı için çok çaba sarf eden ve bunu da gözeten bir mühendisti. Ben babam kadar fedakar ve evrensel değerlere sahip miyim? Bunu hala sorguluyorum. Ama ben bu bilincin içerisinde büyüdüm. Her zaman yemek masamızda, akşam yemeğinde bir arada olmaya çok önem verirlerdi. Çocukların da söz hakkı vardı. Ve masamızda Türkiye'nin gidişatını konuşurduk. Hatırlarsanız TRT uzun yıllar TRT 1 olarak devam etti. İkinci bir televizyon kanalı yoktu ve evlerin salonunun ortasında bir kişilik olarak vardı. Ve dünyayı da pek fazla konuşmazdık Eurovizyon haricinde. Ama daha sonraki yıllar geldiğinde dünyayı da konuşur hale geldik. Babam bu arada da besteler de yapıyordu. Müziğe çok açık bir aileydik. Müzikle de büyüdük diyebilirim. Adana Anadolu Sesi mezunuyum. Babam 15 yaşındayken ben kurduğu şirkete hepimizi yazları, Şubat tatillerinde getirip çalıştırdı. Benim makine bağlamışlığım var. Yani işletme hattında makine bağlamışlığım var. Kardeşlerimin de var. O kadar kafasında cinsiyet eşitliği konusunda sağlam bir duruşu vardı. Daha sonra Adana Anadolu Sesi'nde hakikaten bugün düşünüyorum, Çukurova yöresindeki en iyi öğrenciler iki okula giderdi. Tars Amerikan Koleji ve Adana Anadolu Sesi. Biz de o grup içerisinden seçildik. Ben hiç özel okulda okumadım Tülay Hanım. Ve çok da bunu keyifle ve iyi ki diye anlatıyorum. Neden? Bugün kendi çocuğumun hayatını görüyorum. Baya yani devlet okulunda herkese eşit imkanla okudum. Anadolu Sesi'ne gittim. Yine herkese eşit imkanda okudum. Eşitler arasında iyi olma mücadelesi verdik. O zamanlar öğretmenlerimiz hakikaten çok kıymetli öğretmenlerimiz de oldu. Kuzenlerim Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuştu. Boğaziçi Üniversitesi'ne gireceğim dedim. Oranın çok özgürlük niyeti olduğunu ve vizyoner olduğunu hep düşündüm. Kendi ifade etme yeteneği olduğuna inandım. Ve nitekim öyle de bir ortamda okudum. 93 yılında da orada ekonomi bölümünden mezun oldum. Mezun olunca Türk-Amerikan ortaklı bir şirkette çalışmalıyım duygusu geldi. Babam iş dünyasında tanınan bir kişiydi ve babamın gölgesinden ayrı bir şekilde iş bulmaya karar verdiğim için ve o zamanlar böyle bilgisayardı,
efendim faxtı falan. Yani ben telex döneminden gelen, ondan sonra büyük büyük makinelerin arasında acayip zor yazdırılan printerların içerisinde eğitim almış bir insanım. Dolayısıyla ilk rezümemi Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlayıp daktiloyla yazıp cebime koyup, o zamanlar Sabancı ile Craft Foods International'ın ortaklığında olan şirkete gittim. Ve CV'mi kapıdan verirken, kapıları da bayağı zorladım. O ayrı bir hikayedir. Burada bunu anlatmayacağım ama kapıları zorladım ve Kraft'ın gönderdiği expat ile tesadüfen kapıda karşılaştım. Ne arıyorsun dedi. İş arıyorum dedim. Hangi alanda dedi. Dedim finans alanında. Çünkü babam bana ekonomiye girerken de öyle söylemişti. Bari bir bilim oku. Hani bizim ailede pek çok mühendis vardı. Bari bir bilim oku. İktisat okudum. Herkesin gönlü ferah. Şimdi iktisat okudum. O zaman çok iyi finans ve muhasebe öğren, öyle gelirsin dedi demişti. Ve tabii ki söyledim. Meğer bu expat da CFO'ymuş ve geleceğinde CEO'su olarak gelmiş. Dedi ki, kardeşim peki sen dedi İstanbul'da mı oturuyorsun? Dedim şimdi Boğaziçi Üniversitesi yurdunda kalıyorum. Ama dedim orijinalinde Adanalıyım. Yani buranın fabrikasının olduğu yerde. Valla hem İngilizce konuşuyorsun hem Adana'da ailen varmış. O zaman dedi seninle dedi birlikte dedi çalışmalıyız. Gel buraya dedi. Ama dedi sıfır, yani bütün dedi kafa yapın dedi, sıfırlayacaksın. Bizim öğrettiğimiz şekilde çalışacaksın. Var mısın? Varım. Neyse ben gittim. Bence hayatımın en zorlu 1,5-2 yılını o yıllarda geçirerek var olan tecrübeli ve o şirketi oralara getirmiş olan yöneticilerin arasında Amerikalıların getirdiği uluslararası görüşlere uygun olarak yenileme çalışmasının içerisinde bulundum. O süreç bana çok şey öğretti ve bence nasıl ilkokul bir çocuğun hayatında çok önemli. Bence kişinin de ilk iş tecrübesi çok önemli. Benim sağlamlaştırdı temellerimi. 10 yıl Mars'a Craft hikayem var. O dönemde iki taraf anlaşamadı. Fakat bana bu iki tarafın bu halinin şöyle bir katkısı oldu Tülay Hanım. O da kadersel bir şey. Sabancı ailesi ne CFO bahsediyor. Diyor ki bir Adanalı kız var diyor. Boğaziçi'nden mezun. İstiyorsanız yönetim kurulu toplantılarında o tercümanlık yapsın. Sizin dediğiniz bana, benim dediğimi size anlatsın. Ben onu finansal raporlamaya da koydum. Finansal raporları da anlatabilir. Şimdi müthiş tipler geliyor. Görmeniz lazım. Yani hepsi Amerika'da master yapmış. Canavar gibi. Bugün bu arkadaşlarım Türkiye'de diyebilirim ki en büyük şirketleri yönetiyorlar. Yönettiler. Bazıları da kendi işlerini bugün yapıyorlar. Her biriyle çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Ve onlar geliyorlar, sunum yapıyorlar. Bir tane junior kız Hacı Sabancı'ya tercümede bulunuyor. Hacı Bey demek istiyorlar ki böyle. Hacı Bey diyor ki kızım sen şimdi onlara de ki böyle. Ben onun tercümesini yapıyorum. Allah rahmet eylesin. Derken sonra ben o beğendiğim profesyonellerin yerine terfi ettim. Ben sunumlar yaptım. Yabancı ortaklığı, uluslararası halka açık bir şirkette çalışmanın çok faydasını gördüm. İki ortak ayrılınca Sabancı Holding'inde Talent Pool organizasyonunda 2 yıl bir yönetim eğitimi almıştım. Aynı zamanda da Sabancı Üniversitesi'nde o yönetim eğitiminden sonra bunu anlatacağımı söylemiştim. Kendi kendime dedim ki, ya ben üniversitede çok aktif bir hayat yaşadım. Hiçbir zaman derslerim önceliğim olmadı. Diyebilirim ki ortalamam ortalama kadardı yani. Öylesine bitirdim okulu. Ondan sonra girdim ya bir kere. Kendimi sosyal aktivitelere verdim. Böyle gezme tozma değil yani. O kulüp, bu kulüp, onunla şu fayda, ülkeyi tanıt, şunu yap, bunu yap. Böyle şeylerde kafam hep. Okuldan mezun olunca da rüyamda kaç yıl sınavlarımı gördüğümü hatırlamıyorum. Kaç yıl ödev yetiştiremediğimi gördüğümü hatırlamıyorum. O kadar bende travma yaratmış. Dedim ki diplomamı aldıktan sonra annemle babamı benden göreceğiniz son diploma bu. Ben bir daha okumak istemiyorum. Yani yetti.
Fakat Talentpool esnasında baktım, herkes birbirinde kendini tanıtıyor falan. Herkesin master'ı var. Ben hiç düşünmemişim master yapmayı. Neyse, ben master araştırmaya başladım. İş hayatıma da ara vermek istemiyorum. Zihinsel olarak diyorum ki o zaman Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi yeni kuruluyor. Ya Koç'a gideyim ya Sabancı Üniversitesi'ne. Hangisine gideyim derken genel müdür beni çağırdı. Dedi ki Özge, Sabancı Üniversitesi bütün şirketlerine yazı gönderdi. Gelecek potansiyeli gördüğünüz çalışanlarınıza sponsor olmak isterseniz olabilirsiniz ama önce sınavlara girmeleri gerekir. Aynen bu yönetim kurulu hikayesi gibi oldu. Şoka girdim. Dedim ki bu kadar olamaz. Ondan sonra Yani tabii sınavlar... Efendim? ne dilerseniz gerçek oluyor. Evet ama böyle çok hızlı olduğunu düşünmeyin bu arada Tülay Hanım. Önce şöyle oluyor. Bütün kapıları zorluyorum kendimce. Baya bir hani 3 ay 4 ay geçmiş oluyor. Sonra herhalde bana acıyor evren. Ve diyor ki bu kıza kapıları açayım. Öyle bir hal oldu yani. Neyse ben tabii master'ımı da yapmıştım. CEO ofis kuruluyordu. Dediler ki strateji ve iş geliştirme alanında çalışacak Sabancı Holding'de CEO ofiste direktörler alacağız. Katılır mısınız? Neyse benim de Sabancı Üniversitesi diplomam var. Allah'ım bir gittim ki dört tane arkadaşım var. Birisi Harvard mezunu. Öbürü efendim Amerika'da Virginia'da okumuş falan. Ben de gelmişim Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi mezunu. Onlardan da çok şey öğrendim. Muazzam CEO'larla çalıştım. 3 yıl boyunca özellikle kurumsal yönetim ve bu arada beni Mars Craft ortaklığındaki yönetim kurulu tecrübem nedeniyle orada Sabancı Holding yönetim kurullarında CEO ile birlikte bütün yönetim kurullarını hazırlandık. Bütün yönetim kurullarına girdim. Özelleştirme projelerinde çalıştım. Muazzam bir dönem geçirdim Tülay Hanım. Muazzam. Yani hayatımın en anlamlı işlerinden birisiydi. Ve orada Oğuz Babiroğlu ile birlikte 60 tane şirketin arama konferansını yaptık Sabancı Üniversitesi'ne kapanıp. Ve baktım ki şirketler yalınlaşıyor. Ve dedim benim başka bir yerde olmam gerekiyor. Yine başladı benim zihnim kendimi şey yapmaya, meşgul etmeye. Derken Doğan Holding'den yine eski Sabancı Holding başkanlarından birisi CEO'luk yapıyor. Beni aradı Tufan Darbaz. Özge dedi sen orada ne yapıyorsun dedi. Dedim işte böyle strateji iş geçme. Anladın sen dedi. Orası dedi yalınlaşacak, büyüyecek. Sen enerji sektöründe mi çalışmak istiyorsun dedi. Benim dedi burada sana ihtiyacım var dedi. Güler Hanım'ı da arayacağım seni buraya çağıracağım. Aman Tufan Bey derken Güler Hanım aramış zaten. Güler Hanım beni çağırdı. Ondan sonra böyle bir şey var ne diyorsun falan. Neyse ben gittim Doğan Holding'e. Doğan Holding'e gittiğimde Aydın Bey dedi ki Güler Hanım'dan izin aldın mı? Aldım dedim. Peki dedi. Orada yatırımcı ilişkileri, kurumsal iletişim, kurumsal ilişkiler onun başına geldim. Ve çok alakasız buldum Güler Hanım. Dedim ki ya Tufan Bey beni çağırdınız buraya. Ben dedim burada ne yapacağım? Dedi ki vallahi senin dedi yapabileceğin şey şu. Finans geçmişin var. Strateji geçmişin var. Yatırımcılar hem gelecek stratejilerini dinlemek istiyor hem şirketlerin finansallarını dinlemek istiyor. İngilizcen de fena değildi. Ben seni hatırlarım yönetim kurullarından. Hadi bakalım dedi. Al dedi eline çantanı oralarda çalış derken bir 6 yıllık böyle bir hikayem var. Sonra ikinci jenerasyon Doğan Holding'de yönetim kurulu başkanlığı görevini aldı ilk Arzu Hanım. Arzu Hanım da bana dedi ki Özge tekrar strateji geliştirmeye dönmek derken 2 yıl birlikte çalıştık. Onun arkasına bir gün beni yoldan aradı. Dedi ki televizyona geçiyoruz. Ben zannettim televizyonda toplantıya geçiyoruz. Oysa ki o televizyon grubuna geri dönüyor. Begüm Hanım yönetim kurulu başkanlığına geliyormuş. Ondan sonra kendimi televizyonda odam hazırlanmış bir şekilde buldum. Orada harika çalışmalarımız oldu. O Bilmiyorum. gün kapıdan sene kaç onu da söyleyeyim. 2012 sonu. Ondan sonra
Oradaki çalışan profesyoneller bana şöyle bir cümle kurmuştu. Özge buraya adım attın ya dediler. Artık sen bir daha medyayı bırakamayacaksın. Bu hayat böyle bir hayat dediler. Ben her gün ağladım dedim. Her gün için için ağladım. Dedim ki 20 yıllık iş tecrübem var. Bu medya hiçbir şeye benzemiyor. Ya hiçbir şeye benzemiyor. Onca sektörde çalıştım, hiçbirinin formatına oturmuyor. Her şey anlık, her şey değişken. Hızlı. Evet, hızlı. Bugün çok şükür diyorum. Arzu Hanım'a bu konuda minnettarım. Orada geçirdiğim 6 yıllık dönem içerisinde muazzam işler yaptık. Onları tek tek anlatmayacağım. Hepsi zaten sizin web sitenizde de yer alıyor. Ama en son kez Kanal D ve D yapımın CEO'luğunu yaptım. Ve o medyanın kanımda olmasının şevkiyle Kanal D ve D yapımdan ayrılır ayrılmaz bir yapım şirketinin ortağı oldum. Mayyapı. İşte sonrasında da danışmanlıklar, yönetim kurulu üyelikleri geldi. Hikayem böylece bu yıllara geldi Firay Hanım. Güzel bir hikaye, dolu dolu bir hikaye. Ben tabii hani demin dediniz ya, üç kuşakla birden çalıştığım, hani hem Sabancı Evet. hem Koç hem Doğan. Baktığınız zaman uzun yıllardır sektördesiniz, çalışan birisiniz. Neler öğrendiniz? Hani ben kendimden şöyle örnek vereyim. Ben ilk İzmir Radyosu'nda TRT'de başlamıştım. Akitli elemanlardandım ve Evet. iş disiplinimi ben orada öğrendim. Yani iş arkadaşlarına nasıl davranılır, iş disiplini nasıl edinilir, gelme gitme saatleri, işi alma, işi teslim etme. Hani bütün o disiplinimi, temel disiplinimi ben orada aldım. Siz neler aldınız bu üç farklı grupta? Gruptan. Bu katkı Evet, oldu. valla ben üç farklı grupta şunları aldım. Bir kere Sabancı grubunda globalleşme üzerine müthiş bir vizyonları olduğunu öğrendim ve bana vizyon kattılar. Bunu size çok açık bir dille söylemeliyim. Yabancılarla iş yapma konusunda müthiş bir deneyim sahibi grup. Hem Mars'a Craft döneminde hem Sabancı Holding döneminde bunu çok net olarak yaşadım ve gördüm. Doğan grubunda Aydın Bey'den süre gelen çok önemli bir şey olduğunu gördüm ve onu da yaşadım. Takdirle de karşılıyorum. Aydın Bey şirketini büyütürken, çocukları daha okulda okurken hep profesyonellerle omuz omuza büyümüş. O yüzden profesyoneller grup içerisinde kıymet görmek konusunda bence pek çok gruba göre daha şanslı bir ortama sahip. Ve tabii ki Doğan grubunda medya için öğrendim. Bu beni hakikaten çok etkiler ve grubun bir portföy yönetim şekli var. Hem Sabancı hem Koç grubu portföylerini yönetirken bir yatırımcı zihniyetiyle değil, sanayici zihniyetiyle veya finansal kuruluş zihniyetiyle hep yürütür. Aydın Bey'den kaynaklanan uluslararası kalitede bir portföy yönetim modeli var orada. Yani diğerleri gibi, diğer büyük holding yapıları gibi değil, doğru zamanda doğru işten çıkma yetisi var grubun. Bu refleksini çok doğru yönetmiş ve ondan sonra daha kendisi için ve Türkiye için uluslararası düzen içinde en doğru yerlere yatırım yapma refleksi var. Koç grubuna baktığımda ise Koç grubu bana sorarsanız müthiş bir kurumsal yönetim. Yani yurt dışından bağımsız üyelerin var olduğu, her şeyin yapısının nasıl işleyeceğinin, yani masanıza oturduğunuz zaman hakikaten kitaba uygun olarak işinizi yapabileceğiniz bir kurumsallaşma modeli var. Üç grubu da Türkiye için çok önemli gruplar olarak görüyorum. Zaten gayri safi yurt içi hasılanın da önemli bir kısmını Türkiye'ye veriyor.
Ne mutlu ki onların bu dönemlerinde içlerinde yer alabildim. Güzel deneyimler, güzel, iyi kazanımlar, bunların hepsi tabii. Şimdi ben sizin biraz yönetim kurulu üyeliği üzerinizden, hani bu rolünüzden ötürü onu konuşmak istiyorum. Malum Evet. yönetim kurullarında kadınların sayısı çok az. Sizce bunun Maalesef. sebepleri neler ve ne yapılmalı? Bu konuda sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Şöyle Tülay Hanım, yönetim kurullarında kadınların sayısı az, daha da drastik bir durum söyleyeyim. Aile şirketlerinde eğer erkek çocuğu varsa ailenin, erkek çocuklarını alıp kız çocuklarını buralara almayan bir ülke olarak da zihniyetimiz var. Yani bunu yadsıyamayız. Fakat tanık olduğum çok enteresan da bir durum var. Sonra biz bu yönetim kurulunda kadın konusundaki çalışmayı dernekleştirdik. Ve ben o derneğin de yönetim kurulunda yer alıyorum. Çeşitli vesilelerle, Türk Konfet'le, TÜSİAD'la, Sanayi Odası başkanlarıyla toplantılar yapıyoruz. Vallahi sorduğumuzda böyle kalıyorlar. Bir cevap veremiyorlar. Neden diyoruz? Yani neden? Ondan sonra bir cevap yok. Fakat şunun olduğunu düşünüyorum. Ben özünde neyin olduğunu düşünüyorum. İki tane temel sebep var. Bir tanesi kızlar talepte bulunmuyor. Kapıları zorlamadığınız sürece, yani zaten bizim aile böyle dediğiniz sürece hiçbir şekilde oraya ulaşamazsınız. Profesyonel olan kadınlarda ise ya ben bu yaşıma kadar çalıştım, bundan sonrasında gidip de birine zorla kendimi mi kabullendireceğim? Bilinci olduğu zaman, yani bu kadınlara ve aile şirketi olan kadınlara da diğer yorumu, bu da profesyonel hayattan gelen kadınlara böyle bir cümlem var. Bir de teknik olarak gerçekler var. O da nedir? Profesyonel kadınların bir cam tavan sendromu var. Cam tavanı kırıp da üst düzey yönetici olmadığınız sürece zaten yönetim kurulu adayı olamıyorsunuz. Yani sizin bir şeyleri bir kar zarar yönetmiş olmanız gerekiyor. Bir şirketin karlılığını zararını üstlenmiş olmanız, bir bilançoyu yönetmiş olmanız bekleniyor. Bunu yapabilmek için de C-level yönetici olmanız lazım. C-level yönetici olmanız için cam tavanı kırmanız lazım. Cam tavanı kırabilecek düzeyde de orta kademe yönetici olmanız için de üniversitelerden mezun olmanız lazım. Şimdi bu silsileye baktığınızda Türkiye'nin zaten demografik yapısında üniversite mezunu kadın sayısının çok da büyük aşamalar kaydetmediğini görüyoruz. Sonra onlar geliyor orta kademe yönetici oluyor. Orta kademe yöneticilikten sonra da cam tavanı kırmakla ilgili orada da bir elenme yaşanıyor. Dolayısıyla yönetim kurullarına gelmek bu anlamda zorlaşıyor. Ama ben bu dernek ve bu faaliyetlerin içerisine girdiğimden beri hep şunu söylüyorum. Ya ben buradayım, hazırım demen lazım. Kapıları çalman lazım. Akıllara düşmen lazım. İnanır mısınız? Geçen de ben yönetim kurullarındaki rollerimle ilgili bir çalışma yapıyordum. Yine çok değer verdiğim bir kadın arkadaşım bana dedi ki, Özge aslında sen şu grupta da çok iyi bir yönetim kurulu adayı olursun dedi. Falanca kişiyle konuştun mu? Ay hiç aklıma gelmedi dedim. Ya ben bile hala oradayım. Bakın bu kadar kafa yoruyorum. Dolayısıyla ben hazırım buraya adayım demek önemli. İkincisi de hazırım adayım diyebilmeniz için bilgi ve tecrübelerinizi zenginleştirmeniz lazım. Şimdi Biriniz lazım ki. Evet. Yani ben bağımsız yönetim kurulu üyeliği nedir biliyorum. Tecrübelerim de şu anda profesyonel hayattan bunlar. Size şurada katkılarım olur. Ben varım, siz var mısınız burada? Anlatabiliyor muyum? Bunu söylediğiniz zaman kapılar zorlanıyor, öyle değil. peki bir bağımsız yönetim kurulu üyesi ne yapar? Nedir yönetim kurulu üyeliği ve hangi özellikler gerekir yönetim kurulu üyesi olabilmek için? Üyesi olabilmek için. Evet, aslında yönetim kurulu üyeliği Tülay Hanım romantik bir konu değil. Çok büyük sorumluluk, çok da kolay değil.
Dolayısıyla bu sorumluluğu almak demek, bu sorumluluğu almak demek sizin gerçekten yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğunuz şirketin bütün yükümlülüklerinin altına imza atmanız anlamına geliyor. Yani bir kere bunu bilmemiz gerek. İkincisi, şirketin operasyonunun geleceğini, stratejisini ve daha ileriye taşınması için neler yapılabilir? Bunun çalışmasını yapıyoruz. Üçüncüsü de aslında sermayedara bir kar yaratmaya çalışıyorsun. Eğer yaptığınız işin, yani bulunduğunuz şirketin kar yapma yetisi yok ise ve siz bir şirket olarak yeni yatırımlar, öz kaynaklarınızı büyütüp yeni yatırımlar yapamıyorsanız, temettü dağıtamıyorsanız veya onu riske sokuyorsanız, inanın o şirketin genel müdürü kadar bunun sorumlusu. Ve genel müdürden daha çok sorumlusu. Çünkü neden? Sermayedarın temsilcileri olarak yönetim kurulunda oturuyor. Yönetim kurullarında kimler var? Bir ana sermayedar var ve onu temsil edenler. İkincisi bağımsız üyeler. Bağımsız üyenin hiçbir sermaye bağı yok. Bağımsız üye oraya objektif olarak bakar. Şirket icra kurulu başkanının yönetim kuruluna karar olarak getirdiği önemli konuları değerlendirirken ailenin refleksi dışında objektif olarak değerlendirebilmesi ve bu süreci doğru yönetebilmesi için masada oturan üyedir. Dolayısıyla ailenin duygusal faktörleri var. Ailenin işle ilgili her konuyu bilme yükümlülüğü yok. Demek ki bilmediği konularda da icranın haricinde kendine danışmanlık yapabilecek o masada bağımsız üyelere ihtiyacı var. Görüşlerini alabilecek. Dolayısıyla bağımsız üyenin sorumluluğu bunlar. Aslında yönetim kurullarının alt organları var. Mesela bir denetim komitesi var. İcrayı ve operasyonları denetler. Denetimin sonucunda da bir rapor yazılır. Denetim komitesinde tartışılır. Denetim komitesinin raporu yönetim kuruluna gelir. Ve ideal olan denetim komitesinin başındaki kişinin ideal olan bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasıdır. Çünkü objektif olarak değerlendirir ve buraya getirir. Yine risklerin yönetimi ve belirlenmesi komitesi var. Aynı şekilde risk tahminlerini, finansal ve operasyonel risk tahminlerini belirleyen bu komitede bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlık yapar ve bu üye getirir yönetim kurulunun bilgisine bunu sunar. Şimdi bu tipli komiteler eğer aktif çalışırsa yönetim kurulu çalışabilir. Eğer aktif çalışmazsa o zaman o şirketin adı basit anlamda patron şirketi olur. Ve sürdürülebilirliği patronun varlığıyla sınırlıdır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu gibi hassasiyetler var. Yeter ki siz hazır olduğunuzu söyleyin. Tamam, hazır olduğumu ben söyleyeyim. Beni Söyleyin. yönet herhangi bir şirketin yönetim kuruluna alırlar mı? Ben gazeteyim. O yüzden soruyorum. Yönetim kurullarına girmek için böyle belli branşlar var mı? Ne bileyim, pazarlamadan gelmeli. Ne bileyim, işletme deneyimi, işletme eğitimi vesaire olmalı. Hani bir gazeteciyi de alıp yönetim kurulu üyesi yapmazlar herhalde. Hangi özellikler aranıyor yönetim kurulu? Yönetim kurulu üyelerinde. Yönetim kurulu üyesi olmanız için dediğim gibi önceden bir şirketin bütünsel olarak önceden yönetmiş olmanızı kriter olarak görüyorlar. Ya iş birimini ya şirketi yönetmiş olmanızı. O zaman fikirlerinizde uzmanlığınıza karşı bakış açıları farklı oluyor. Bu da sizi yani illa mühendis olsun, işletmeci, iktisatçı olsun falan şeklinde bir durum yok. Mesela ben yarın inşallah bizim yapım şirketimiz daha da hayal ettiğimiz gibi büyük bir hale gelirse neden Tülay Hanım'ı yönetim kuruluna davet etmeyeyim?
Anlatabiliyor muyum? Çünkü oralardan gelmişiz. Belgeseller yapmaya başlamışız. Belgesellerin yapımcılığını mı yaparsınız yoksa yönetim kurulunda bize vizyon çizerken yanımızda mı olmak istersiniz diye sorarım. Ama hızlı tüketim şirketinde çalışmış olan Özge'yi ben alırım. Bütün hızlı tüketim şirketleri için bir aday olarak görürüm. Üstelik de medyada çalışmış bir bütünsel yaklaşımına baktığım zaman derim ki tüketiciye dokunan işler yapan şirkette Özge iyi bir yönetim kurulu üyesi olabilir. Bu Discovery ile ortak olan Blue TV'de de olabilir. Veya yani tüketicilere inovatif ürünler üreten Fark Labs'in de altında bulunan Fark Holding'de olabilir. Bana baktıklarında aile şirketlerini yönetmek, yönetim kurulu tecrübelerim nedeniyle aile şirketi olan bir grup da beni davet edebilir. Yani dolayısıyla bu işin bir formülü yok. Sizin formasyonunuza bakıp gerçekten siz buraya aday mısınız? Ona bakıyorlar. Ben böyle görüyorum. Şimdi tabii sizin saydık 6 şirkette mi yönetim Evet, kurulu? evet, evet. Yani şimdi ben bir tane siteyle bile uğraşırken çok yoğunum diyorum. Utandım. Şimdi siz 6 şirketin yönetiminde olan biri olarak bir gününüz nasıl geçiyor acaba merak ediyorum. Bana böyle hızlı hızlı sayabilir misiniz? İşte sabah 7'de kalkıyorum, 9'da iş başındayım, 10'da bilmem ne, 12'de yemek, 1'de Hemen söylüyorum. yemek diye. Hemen söylüyorum. Kendimce bir planım var hakikaten. Genelde güne saat 7'de ağır bir kahveyle başlıyorum. Beynim ancak uyanıyor. Ondan sonra genel olarak aile şirketleriyle ilgili destek verdiğim birkaç ikinci, üçüncü jenerasyon üyesi var. Onlarla toplantılarım sabah 8'de. 8 ile 9 arasında. Sonra Doğan Holding'e gidiyorum. Doğan Holding'de yönetim kurulu danışmanlığı yapıyorum biliyorsunuz. Bu Doğan Holding'deki işim nedeniyle Holding'de önüme konulmuş olan projeleri değerlendiriyorum. Saat 3.30-4 civarında artık onlar netleştikten sonra 4 ile 7 arası may yapıma ait. Haftada bir günüm may yapıma ait. Yönetim kurullarında çalıştığım şirketlerin de ayda birer günüm onlara ait. Ama aile şirketimiz konusunda ben 7/24 çalışıyorum. Ana sermayedar olmanın yükümlülüğü çok büyük ve babamın olmadığı bir yapının yürütülebilmesi için hakikaten kafa yormak gerekiyor. Ama yönetim kurulları icracı göreve haiz olmadığı için Tülay Hanım, ben icraya mümkün olduğunca karışmıyorum ama her an elimde telefonum, bilgisayarım, iPad'im, çoklu ekran kullanma kabiliyetim var. Doğru zamanda doğru şeyi yapma çabam var. Bunun yanında da bir takım STK'larda da yönetim kurulu üyeliklerim var. Oralarda aldığım görevleri de idare ediyorum. Ben bundan sonra herkesin hayatının böyle olacağına inanıyorum. Yani cumartesi günü Tülay Hanım'la karşılıklı bu sohbeti yapıyorsak, ikimiz ceketlerimizi giyinmiş kameranın karşısına geçiyorsak, artık zaman kavramı kendi yönetimimizde ve etkin zaman teknolojiyle birlikte mümkün. Mekan tanımıyor, zaman tanımıyor. Yeter ki beynimiz buna izin versin. Etkin zaman yönetimi deyince sormadan edemiyorum. Zamanınızı nasıl planlıyorsunuz? Bu planlamayı nasıl başarabiliyorsunuz? Yani zaman yönetimi dediğimiz hakikaten başlı başına bir bilim herhalde. Bir konu. Zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşayan, hiçbir şey yetiştiremeyen, işte benim gibi ay çok işim var diyenler için böyle püf noktalarını paylaşır mısınız? Nasıl zamanımızı daha iyi planlayıp Daha iyi. yaşayabiliriz? Vallahi ben şöyle düşünüyorum Tülay Hanım. Bir şey yapmak isterseniz, yani yapmayı istiyorsanız, hepsini bir arada yapmayı istiyorsanız her şey için zaman var. Önce onu söyleyeyim. İkincisi muazzam size destek olacak ekip arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Bu hayat solo bir hayat değil. Yani ben aile şirketimde
Kız kardeşim ve amcam olmasa hakikaten çok zor bu işi yaparım. Park Holding'de birlikte çalıştığım CFO ve denetim grubunun başındaki arkadaşım olmasa çok zor yaparım. Blue TV eskiden beri bildiğim bir iş. Orada da yani her bulunduğum yerde bir ekip arkadaşım var benim. My Prodüksiyon'da keza çalıştım. Ama onun hepsinin ötesinde eşim ve oğlum hakikaten benim destekçim ve anladılar ki başka türlü bir hayat yaşamayı hem bilmiyorum hem başka türlü bir hayat yaşadığımda mutsuz oluyorum. Bunu da kabul ettirdiğinizde hayat sanki yönetilebilir oluyor. En azından şimdilik öyle. Öyle söyleyeyim size. Çocuğunuz kaç yaşında? Oğlum 16 yaşında. Oo, iyi. Artık büyümüş. Evet, büyüdü, büyüdü. Mahsusunu da ilan etmek üzere yakında herhalde üniversiteyle birlikte. Aynen. Çalışan kadınların pek çok sorunu var. Şimdi siz hani Evet. oğlunuz olduğunu söyleyince sormadan edemeyeceğim. Bir çalışan ve çalışan anne olarak hangi sorunları yaşadınız? Hani her şey güllük gülistanlık gitmedi. Evet. Hiç. Arkada baktığınızda bir neredeyse 30 yıllık kariyeriniz var. Aynen. Pek çok sorun yaşamışsınızdır. Hem kendi özelinizde hem de gözlemledikleriniz neler? Çalışan kadınlar, çalışan anneler hangi sorunları yaşıyorlar iş hayatında? Şöyle, ben bir de bedel ödediğime inanıyorum. Aslında çocukları çok seviyorum. Ve ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Üç kardeştik. Yani benim dönemimde genelde herkes iki kardeşti. Biz üç kardeştik. Oğlumun yalnız oluyor olması mesela beni hep kalbimi biraz acıtıyor. Büyüdü. Bu sefer kendimin gittikçe yalnızlaştığını görüyorum. Ona da kalbim acıyor. Öyle söyleyeyim size. Dolayısıyla keşke ikinci, üçüncü çocuğum olsaydı. Yani hiç böyle hayal etmemiştim ama oğlumu büyütürken gerçekten sıkıntı çektim. Yani şanslı olduğum çok şey vardı. Bir, annem ve kayınvalidem aynı şehirde değildi. Oo. Eşim çok seyahat ediyordu ondan sonra. İkimiz çok seyahat ettiğimiz için birinde yani evimizdeki yatılı bakıcı hanıma bırakıp gittik seyahate. Bu bana çok dokundu. Kardeşlerimiz de bu şehirde yaşıyordu. Kayınvalidem yeni ameliyat olmuştu. Babam da kalp krizi geçirmişti. Annem de onu bırakamıyordu. Netice itibariyle böyle kaldı oğlum evde. Bir gün okuldan çağırdılar Tülay Hanım. Ben panik halde okula gittim. Ve çok da kolay bırakamıyorsunuz. Yani böyle demin romantik ve güzel, şanslıydım, şöyleydim, böyleydim diye anlatıyorum. Siz biliyorsunuz araları doldurduğunuzu tahmin. Çok da kolay işten çıkıp hani toplantımı iptal ettim, gittim falan diye anlatacağım bir hikaye dedi. Gittim. Okulun psikoloğu çağırmış. Dedi ki psikolog, siz dedi oğlunuza ne yaptınız? Neden dedim? Bütün çocuklar dedi merdivenlerden koşarak iniyor dedi. Ama dedi sizin oğlunuz dedi trabzanı tuta tuta tek tek basamak basamak iniyor dedi. Şimdi ben de bakıcı ile büyüdüğüm için küçücük yaştan itibaren oğlum ağzına şunları alma bak falanca abla dikkat edemeyebilir senin bu şeyine. Merdivenlerden inerken koşarak inme Allah korusun kafasını çarpar başına bir şey gelir. Gibi o kadar temkinli büyütmüşüm ki çocuk bu hale gelmiş. İnanır mısınız bunun üzerine çalıştık. Yani çocuğa koşmak ve özgür davranma konusuna çalıştık. Bu gibi sayabileceğim bir dolu hikaye var. Yani mesela Bora'yı ben gündüz saati hiç doktora götüremedim ateşlendiğinde. Hep acile gittim. Akşam saati daha rahat götürebilirim diye. Ama o da zor şartların adamı oldu. Bugün kendim değişim süreçlerinden veya zor zamanlardan geçtiğimde bana ters mentorluk yapıyor. Ben oğlumdan hakikaten Tülay Hanım çok şey öğreniyorum ve öğrenirken de ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ben bu çocuğu o kadar yalnız bırakmışım ki çocuk kendi kendine nasıl bu formasyonu elde etti acaba diye düşünüyorum.
Ama demek ki hayat böyle bir şey. Yani zor koşullar onları da güçlendiriyor. Kesinlikle ve ben de hiç aslında üzülecek bir şey de görmüyorum. Ben de Evet. çocukluğumu tatillerde tanırdım. Hani hele de Trabzon'da Düşün. çalışırken yılda sadece bir hafta yıl iznimiz olurdu. Yaz tatili Evet. çocuğumun hareketine bakardım. Aa, böyleymiş derdim, şaşırırdım. Çünkü çocuğumdan haberim yok yani o derece. Ama işte üzülmüyorum. Üzülmeyelim de. Çünkü Üzülmeyelim, evet. ayakları üzerinde durmayı çok daha iyi öğreniyorlar. Önemli olan kaliteli zaman geçirmek değil mi bir aradayken? Aynen. Sizin çocuğunuz kaç yaşına geldi? Artık o çok büyüdü. 25 yaşına geldi. Ay ne güzel, ne güzel. Harika vallahi. Üniversiteden mezun oldu. Yazılım Maşallah. mühendisi. Şimdi yurt dışında Maşallah. Almanya'da bir Ne şirkette güzel. olarak çalışıyor. Ne Darısı güzel. başımızda. İnşallah, inşallah. Onları da konuşacağımız günler gelir. İnşallah. Çok sağ olun. Şimdi çocuğunuzun olmasını biraz elbette hani anlattınız. Kolay olmadı gitmek diye. Hepimiz Evet. biliyoruz ama yine de konuşulsun istiyorum. Çünkü sadece biz bildiğimizle kalıyoruz. Bunlar Kalıyoruz. da bilinmiyor. Yani benim oğlum mesela şey demişti. Anne hiç beni okula götürmedin, hiç okuldan çıkışta almadın demişti. O kadar yüzüne Evet. oturmuştu ki ama maalesef şirketler de bu konuda kadınlara kolaylık sağlamıyorlar. Yani Sağlamıyor. orada bir iş var, yürümesi gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Çocuğu okuldan alamazsın yani diye. Ne yapılmalı sizce çalışma hayatının içinde kadın olmak, anne olmak nasıl Nedir? evet, iş olmalı? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim böyle güzel bir soru olduğu için. Hakikaten önemsiyorum. Tülay Hanım, bu dijitalleşme hiç hoşumuza gitmese de bu COVID tedbirleri size şunu gösterdi. İlla ofiste olmanıza gerek yok. Anlatabiliyor muyum? Bizim iş hayatına başladığımız yıllar öyle yıllardı ki ofiste insanlar koltuğundan kalkamazdı. Ben öyle yöneticiler biliyorum ki geçerken koltuğunuzu boş gördüğü zaman 3 kere, 4 kere neredesin, ne zaman geçsen boş. Hani ya biyolojik ihtiyaçlarım için de kalkmış olabilirim. Anlatabiliyor muyum? Tabii bunu söyleten kötü örnekler de yok muydu? Vardı. Yani ona da bir şey diyemem. Ama böyle günlerden geçildi. Ama şu anda bunun böyle olmadığını görüyorum. Gelecekte de bunun bir avantaja çevrilmesi gerektiği inancındayım. Yine kadın çalışanların bir arada hareket etmesi gerekiyor Tülay Hanım. Yani demin size bahsettiğim gibi ben hangi işi yaptıysam hep onun meslek örgütlerinin içerisinde oldum. Yatırımcı ilişkilerimi yaptım. Derneği yoktu, dernek kurdum. Yönetim kurulunda bağımsız üyelik mi? Dernek yoktu, dernek kurduk. Yapmalıyız. Sesimizi duyurmalıyız. Bu olaydan sonra çalışan kadınların seslerini duyurup, pardon da biz bu evden de bu işleri yaptık, hayatımızı yürüttük. İlla tam da bu zamanda mı olması gerekiyor? Ben okula çocuğumun falanca aktivitesine gidip akşam bunu size göndersem olmuyor mu? Noktasına da gelmeliyim. Peki ise Özge, sana çalışanın bunu söylese. Buna tamam der misin diyeceksiniz. Çok enteresan bir olay yaşadık ben yapımda. Bir kadın arkadaşımız babasına kanser teşhisi konmuş. Fakat konuşmak da istemiyor. Çok da böyle içine kapanık da bir insan. Çok sakin bir biçimde bize mesaj attı. Dedi ki benim yarın dedi Antalya'ya gitmem gerekiyor. Babam bir ameliyat olacak, beni merak etmeyin. Telefonum, bilgisayarım yanımda. Ben falanca konulardaki işlerimi şu saatte size gönderiyor olacağım. İnanır mısınız? Babası ameliyat oldu. Patoloji sonuçları çıkıp tedavi yöntemi belirlenene kadar bize bunları hiçbir şekilde hissettirmedi ve görevlerinin hepsini elindeki bilgisayardan, telefondan yaptı. Sonra rahatladıktan sonra biz de ısrar soruyoruz. İyi mi baban falan, hani 1, 2, 3 o da bir şey söylemeyince üzerine de gitmiyoruz.
Olayları anlattı. Bayağı da büyük bir olay yaşamışlar. Ama babasını beklerken bile yanında tableti olduğu için bunları yapabilmiş. Şimdi ben şunu arz ederim. Bunu yapan kadınlar şirket içerisinde örgütlenip insan kaynaklarına gidip durumu anlattıkları zaman veya erkekler çocuklarıyla ilgili böyle bir durum varken bunların artık esnek çalışma sistemine geçilebilir olduğunu şirketlere anlatmaları gerekiyor. Yönetim Evet. kurullarında neden kadınlar olmalı? Ne fark yaratır? Bence en süper soru bu. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir kere şöyle düşünün. Dünya nüfusunun %50'si kadın, %50'si erkek. Yani tabii ki istisnai üçüncü cinsiyetler de var. Ben onları da yadsımak istemiyorum ama nüfuslarını bu şekilde ölçülebilir ifadeyle kullanamıyoruz. Dolayısıyla sizin şirketleriniz genelde günün sonunda yani üç değer zincirinden geçerek de olsa tüketiciye gidiyor. Tüketicinin olduğu ortamda belli ki %50 tüketici kadın. Ya bu kadınların aldıkları alım kararları, tüketme kararlarını sadece erkeklerin alması mümkün mü? Aynen. Veya bir meclisin sadece erkeklerden oluşması mümkün mü? Veya Bakanlar Kurulu'nun sadece erkeklerden oluşması mümkün mü? Ya Türkiye'de ilk vali, kadın vali 1991 yılında ilk defa bir kadın vali oluyor. Yani ben aslında çeşitlilik ilkesi çerçevesinde bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Çok hoş bir anekdot var. Bu toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için Coca-Cola bir kampanya başlatıyor. Coca-Cola'nın da o dönemdeki CEO'su Muhtar Kent. Muhtar Kent birdenbire yönetim kuruluna ve icra kuruluna bakıyor. Kadınların sayısı o kadar az ki. Diyor ki pardon da benim diyor alım kararımı veren kadınlar. Biz nasıl diyor burada diyor bu kadar az kadınla çalışırız. Ve bu başlıkla çıktılar. Ve sonra UN He for She diye bir kampanya başlattık diyorsun. Yani OECD hep bunu anlatıyorum. OECD yıllarca toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yayınladı, workshoplar yaptı. Ben de bir çalışmasının içerisindeydim. Act Now diye bir çalışma yaptılar. Onun içerisindeydim. Çok saçma bir biçimde daha bir tane OECD genel sekreteri kadın olmadı. Ben bunu sormak istiyorum. Ama sadece erkekleri de bağlamak istemiyorum bu konuyu. Anlatabiliyor muyum? Yani kadınların da yırtıcı olup alınganlıktan, duygusallıktan çıkıp kapıları zorlaması gerektiğini ve yaptığı işin iş olduğunu unutmaması gerektiğini düşünüyorum. O sebeple bunu diyorum. Yani sadece erkekleri suçlayamayacağım. Veya Birleşmiş Milletler He for She kampanyası yapıyor. Ya bir tane bir kadın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olamaz mıydı bunca yıllık tarihte? Hadi 20. yüzyılı geçtik. 21. yüzyılın ilk 21 yılını deviriyoruz. Olmadı. 1945'te kuruldu Birleşmiş Milletler. Ya olmadı. Dolayısıyla ben bunun hem kadınların talip olmamasında hem de bunun bir kulüp mantığıyla yönetilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü kadınlar daha detaycı, daha ilkeli, bana sorarsanız daha etik. Ve her şeyi kuralına göre yapmayı sevdiği için erkekler açısından biraz zorlayıcı olabilirler. Yani erkekler çünkü birbirlerine baktıkları anda doğal olarak ben de sizin gözünüze baktığımda sizin nasıl bir insan olduğunuzu anlıyorum. Çünkü aynı cinsiz. Anlatabiliyor muyum? Bu çok normal bir şey. Ama biz kapıları zorlamalıyız. Peki bunun gerçek sonucu var mı? Var. McKinsey araştırmaları var. Bugün McKinsey Woman Matters diye bir raporu vardır. Son 2 yıldan beri çıkarmadı ama kadınların çalıştığı şirket, kadınların yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerin
kadın yönetim kurulu üyesi olmayan şirketlere göre %20 daha karlı olduğunu ispat etmiş. Şimdi bu sadece kadınların sağladığı fark değil. Zaten kadınları çeşitlilik ilkesiyle yönetim kuruluna alan vizyoner bir şirket doğal olarak daha karlı olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani hem kadınlar buna katkıda bulunuyor, hem de zaten zihniyet katkıyı hak ediyor böyle bir durumda. Dolayısıyla sözde değil özde kabul etmek lazım kadınların yönetim kurulu üyesi olmasını ve onlardan fayda sağlanmasını. Bakın, bağımsız yönetim kurulu üyesini şirketinize alıp da yönetim kurulu üyesi olarak eğer ondan faydalanamıyorsanız, yani danıştığınız bir konu yoksa, bir komitede çalıştıramıyorsanız, o toplantıya gelmiş sabahtan akşama kadar dinleyip ondan sonra gidiyorsa, o zaman siz zaten yönetim kurulunuzu çalıştıramıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kaldı ki bir kadın yönetim kurulu üyesinden de gelirken çeşitlilik anlamında ne beklediğini yönetim kurulu başkanının ve sermayedarın kafasında oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Güzel ayrıntılardı bunlar. Aklımda başka bir soru kalmadı ama sizin böyle dikkat çekmek istediğiniz, ya şuna bir değinsek iyi olurdu dediğiniz bir şey varsa onu da Var. alalım. Enteresan bir şey söyleyeceğim size. Benim bu iş hayatımı değiştiren en önemli şey 6 yaşındayken şirket diye TRT'de Petrocelli vardı, Evet. hatırlarsınız. Ondan sonra bir de Şirket diye bir dizi vardı ve orada Davinia diye bir kadın vardı. Davinia'ya aile şirketi kalıyor ve tek varisi olduğu için yönetim kurulu başkanı olarak geliyor ve dizide bütün o yönetim kurulunu yönetme şekli ve erkek gibi takım elbise giyinir, önlü ilikler, erkeklerle mücadele eder falan. 6 yaşındayım ya, 6 yaşında. Bana uzun süre sordular ne olmak istiyorsun? Davinia olmak istiyorum demiştim. Yani anlatabiliyor muyum? Şimdi sonra televizyon yönetme işine girdim. Televizyonda ülkenizi çok iyi tanıyorsunuz. Size söylememe hiç gerek yok. Yani bence medyadan, yolu medyadan geçen insanlardan daha iyi, gazetecilerden daha iyi, hiç kimse toplumu daha doğru kodlayamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün bir rol modeli örnek gösteren bir dizi yaptığınızda ne yazık ki hiçbir mecrada karşılık bulmuyor. Şu reyting dediğimiz şey var ya ve biz o reytinge muhtacız yani. Reklam alabilmeniz için bu reytinge ihtiyacınız var. Karşılık bulamıyor. Evrensel değerleri konuştuğunuz hiçbir program karşılık bulamıyor. Ama nerede çatışma, nerede ses yüksekliği var, nerede entrika var? Bir reyting anlatılır gibi değil. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Herkes çocuk yetiştiriyor. Herkes kendi hayatına da bir baksın. Ve rol modellerin olduğu dizileri, filmleri, hakikaten haber programlarını destekleyelim. Ve bunlara önem verelim. Bilgiye önem verelim. Bilginin olmadığı yerde hiçbir şey yeşermiyor. Benim diyeceğim bu Hanım. Umarım gelecekte çok daha gelişmiş bir dünya içerisinde oluruz. Hiç kimseyi lokalleşme gündeme geliyor ama ben artık dünyanın bu dijital dünyada birbirinden koparılamaz insanlar yarattığına inanıyorum. Dolayısıyla umarım dünyanın iyi konuşur hale gelir. Söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Televizyonlara baktığımızda sabahtan akşama kadar kadın programı dediğimizde işte yemek programları ya da gelinim gibi programlarda sürekli bir çatışma hali var. Yani biz bu değiliz ki. Evet. Bir yemeğe gittiğimiz zaman bir misafirliğe sofrada oturduğumuzda yemek yediğimizde o yemeği beğenmesek bile şahane olmuş eline sağlık deriz. Yani kimse kimseyi Tabii. sorunu yüzüne vurmaz. Ya da dizilerdeki kadınların figürlerine bakıyoruz. Bir güçlü erkek figürü var. Kadın zayıf, korunmaya muhtaç ve bir şiddet ve çatışma ortamı. Aynen. Oysa
dil değiştirilebilir. Bu konuda biliyorum TÜSİAD'ın bir çalışması olmuştu Senaryo Yazarları Derneği ile birlikte. Evet. Sevinmiştik hepimiz. Aa, ne güzel. Bundan sonra dikkat edilecek herhalde eşitlikçi diziler olacak diye düşünürken hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani oysa Olmadığını kadın görüyoruz. dizisi vardı, oysa orada güçlü bir kadın figürü vardı, rol model vardı. Hatırlar mısınız? Gayet tabii ki. Gayet tabii ki. Hatırlamaz olur muyum? Ama dediğim gibi toplum maalesef tercihlerini bundan yana kullanmıyor. Çok üzücü bir şey. Yani üzücü bir şey ve doğal olarak televizyonların da yaşayabilmesi ve çalışanlarına maaşlarını ödeyebilmeleri için toplumun ilgi gösterdiği şeylere daha çok eğilimde bulunuyor. Ben TRT zamanında büyümüş bir çocuk olarak hakikaten o zamanki nezih ekran görüntüsünü özlemle anıyorum. Yani biz öyle büyümedik en azından. Öyle büyümedik ve bence toplum bunu istiyor demek de Evet. televizyoncuların bir kaçış yolu. Eğer biz toplum C ve D diyorsak, çünkü şiddet var yani, şiddet var, Evet. bayağılık var içeriklere baktığınızda. Maalesef. Yani şimdi bunu mu layık görüyorsunuz bu topluma? Yani bu toplum o zaman bu mu ki bunu istiyor? Hayır efendim, yani TRT gibi, Değil. Evet. çocukluğumuzun TRT'sinden bahsediyorum. Bir kültürü aşılamanız gerekiyor sizin içeriklerinizle. Yani Aynen. biraz da kolaycılığa kaçılıyor bence. Ya İstedikten çok sonra çok her şey haklısınız, çok mümkün. haklısınız. Her şey mümkün ama kolay mümkün olmuyor. Yani zorluğu var. Bayağı bir şey cengaver olaya girmeniz lazım ve bütüncül girmeniz lazım. Bütün kanallar bir arada hareket etmesi lazım bana soruyorsanız. Bütün kanallar karar verecek kardeşim. Bu tarihte rol model olabilecek kadın örneklerinden birinin dizisini hep birlikte yayınlıyoruz. Hepimiz o akşam yayınlıyoruz. Yani versinler bu kararı. Bu verilmeyecek bir karar değil. Veya bir sinema filmi yapalım. O sinema filmine gidilsin. O sinema filmi platformlarda gösterilsin. Bunların hepsi yapılabilir. Tülay, bunların hepsi yapılabilir. Bu fikirleri de hiç gündeme getirmediğimizi düşünmeyin. Ben bulunduğum ortamlarda haliyle getirdim. Ama kabul görmesi zaman alıyor. Çünkü o zihniyet değişmiş değil ki, Evet. bu mecraların yönetim kademelerindeki kaç kişi acaba toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi aldı? Aldı. Hiç Evet. zannetmiyorum. Hiçbirine. Ama bunların da yine o zaman ben de şunu söylüyorum. Mesela medyada kadın çalışan oranı çoktur biliyorsunuz. Yani kameramanları çıkarttığınız zaman yönetiminde de çoktur. İçeride de içerik hazırlayanlar da çoktur. O zaman kadın çalışanların hep bir arada buna karşı bir duruşun olması lazım. Yok yok, yönetimde kadın çalışan sayısı yok denecek kadar az. Azaldı artık. Evet, bugün için Olmadı. azaldı. Hiç olmadı. Ben çok uzun yıllar çalıştım. Yani şeyleri kastetmiyorum. Patronluğu kastetmiyorum. Anladım. Hiçbir şekilde ne müdür seviyesinde ne yazı işleri seviyesinde kadın göremezsiniz medyada yani. Ekran yüzü olarak görülür. Sadece o var. Onun dışında yok. Evet. Tartışma programlarına baktığımızda da yok. Yok, medyada kadın yok maalesef. Bunun için de hepimizin el birliğiyle çalışması gerekiyor. Size bizim çalıştığımız dönemde Doğan Televizyon'da şunu söyleyebilirim. %47 kadın çalışan sayısıydı. Yani Doğan Televizyon dediğimiz şirket 1500 kişiden oluşuyordu. Desimart da dahil olmak üzere. Kadın yönetici oranında %35'ti. Yani çok önemli bir sayıydı. O dönemde. Hani onun için söyledim. Yani ama bizim hakikaten önem verdiğimiz bir konuydu. Belki de patronların kadın olmasından kaynaklanıyordu. Yani onların bir duyarlılığı vardı. Bunlar değiştirilemeyecek şeyler değil Tülay Hanım. Yeter ki hep birlikte inanalım, hep birlikte isteyelim. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirelim. Ben buna inanıyorum. Pozitifliği bozduğumuz anda, yani realistlikten kaçalım istemiyorum ama önümüze baktığımızda hep pozitif bakma ihtiyacı duyuyorum ve diyorum ki bunlar değişebilir.
şuralarda değiştirebiliriz. Her bulunduğum ortamda da bu cümleleri kullanıyorum. Söylemekten de asla vazgeçmemek gerekiyor. Vazgeçmiyorum. Evet. Vazgeçmiyorum. İnanıyorum ki faydası da olacaktır. Bugün olmasa yarın olur. Yarın olacaktır. Evet, kapı Evet. soru işaretleri oluştuğu sürece bu değişim Evet. kaçınılmaz mutlaka. Evet, böyle düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Her zaman da yapalım bu sohbetleri. Dediğim gibi iyi şeyler konuştuğumuz, müjdeli şeyleri konuştuğumuz bir ortam olsun. Umarız. Çok teşekkürler tekrar. Sağ olun.